Yüzlerce metre yükseklikteki binalara çıkıp yürekleri ağızlara getiren video çeken gençleri ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi izleyeceğiniz videonun içeriği de hayli tehlikeli. İki genç 100 metrelik bir elektrik direğinin üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan el ele tutuşup aşağı doğru sarktılar. Anlık denge kaybı ölümlerine sebep olabilirdi. Muhtemel ki sosyal medyada etkileşim alabilmek için bunu göze aldılar. Bu bir tahmin tabii. Peki asıl neden ne? Arkadaşlarım bugün kendilerine sordu. Tırmanmaya devam edecek misiniz? Ölene kadar. En fazla kaç metreye çıktınız? 230 metreye çıktık TÜYAP zirvede. Halat, kemer? Hayır. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan yüzlerce metre yükseklikteki binalara çıktılar. El ele tutuşup canları pahasına ölümcül şovlara imza attılar. Ölmekten korkmuyor musunuz? Hayır. Neden? Eliniz kaysa öldünüz. Hiç aklımıza bile gelmiyor. Yani getirmiyoruz, ihtimal vermiyoruz. Çünkü kendimize güveniyoruz. Ölüm riski taşıyor mu? Taşıyor abi. Niye çıkıyorsunuz? Seviyoruz, hobi. Ayağınız kaysa ne olacak? Ayağımız kaysa düşeceğiz de kaymıyoruz şu anlık. Anlık bir denge kaybı veya hafif bir rüzgar bile aşağı düşmelerine sebep olabilir. Ama bu riski görmezden geliyorlar. Eliniz kaysa o anda ne olacak? Kaymaz. Neden kaysın? Yaptıkları iş kelimenin tam anlamıyla ölüme meydan okumak. Yüzlerce metre yüksekliğe çıkıyorlar ve bunu yaparken de hiçbir güvenlik önlemi almıyorlar. Bakın biz yaklaşık şu anda 5-6 metre yükseklikteki bir yere çıktık ve gerçekten samimi söylüyorum şu anda gerginim, hafif de başım dönüyor ve bunu yapanlar bunu yaparken ölüme meydan okuyorlar. Ayağı kaydı. 5 metre üstüme doğru geldi. Tam boynuma düştü. Boynum kırıldı sandım. Aksiyon sevdiğimiz için yapıyoruz. Yani sıradan hayatın monotonluğundan kaçmak için yapıyoruz. Bayrakçıoğlu çifti sadece canlarını tehlikeye atmıyor, aynı zamanda suç da işliyorlar ama vazgeçmiyorlar. Kimsenin malına mülküne zarar vermiyoruz. O yüzden çıkıyoruz.